Türk sinemasının iki unutulmaz isminin pek bilinmeyen bir aşk hikayesi. Üzerinden yıllar geçse de, birini çok sevmenin asla unutulmayacak bir şey olduğunu bize anlatan ve gerçekten de bir Türk filmi tadındaki bu aşk ise, tamamen gerçek. Neriman Köksal, şöhret olduğu yıllarda, üstesinden gelmesi çok zor bir ilişki sürdürüyordu. Çünkü bu bir yasak aşktı. Evli ve 3 çocuk babası olan ünlü film yapımcısı Nevzat Pesen, 1958'de Neriman Köksal'a aşık olmuştu. Bu yasak aşk 1965'e kadar dolu dizgin sürmeye devam etti. Fakat ilişkileri artık bitme noktasındaydı. Neriman Köksal, Konyakçı filminde oynarken tanıdığı görüntü yönetmeni, Feridun Kete ile yıldırım nikahı ile evlenirken, Nevzat Pesen'in bundan haberi bile yoktu. Bu haber Nevzat Bey'i derinden sarsmıştı. Pesen film şirketinin iflasıyla daha da sarsılan Nevzat Bey, Neriman Köksal ile ayrıldıktan 8 sene sonra, Etiler'deki evinin 5. katından atlayarak yaşamına son verdi. Hazır olun, gerçek aşk hikayesi ise şimdi başlıyor. Neriman Köksal'ın ölüm döşeğindeyken, aklında tek kişi vardır. 1999 senesinde, gözlerini hayata yummadan önce yüreğinde gizli kalan ve aşkının karşılığı olan erkeği, son kez görmek için, araya Edison'u sokarak, hastaneye davet etmek istemiştir. Neriman Köksal'ın aşkı, birkaç filmde beraber başrol oynadığı ve o zamanlar birliktelik yaşadığı İzzet Yunay'dır. Edison, ricacı olarak İzzet Yunay'ı hastaneye çağırmıştır. İzzet Yunay ise tedirgin olmuş ve eşi İpek Hanım'ın tepkisinden çekiniyordur. Zor günler yaşayan İzzet Yunay'a, eşi İpek Hanım sorun çıkarmayarak, hastaneye gitmesine onay vermiştir. Neriman Köksal'ın hastane odasındaki ziyaretçiler boşaltılıyor, ve İzzet Yunay ile son kez, baş başa kalıyorlar. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.